Biliyorum biraz geç oldu ve tüm insanlık konuştu ama ben de 3-5 kelam etmezsem içimde kalırdı. Dizi ne güzel açılış yaptı yahu. Tadı damağımda kaldı. Allah dedim biz ne izleyeceğiz. Şaka değil bir yüksek fantezi müptelası olarak heyecanlandım sahiden. Sonra yavaş yavaş bu heyecanım bitti. Sanki Yüzüklerin Efendisi'nden sıyrılıp normal bir şey izliyormuşum gibi hissetmeye başladım ve Galadriel'in kılıçtan sıçradığı sahnede de ufak bir cringe ile hesaplaşıp diziye devam ettim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Dizi kötü değil. Hatta ortalama seviyede güzel de denebilir. İzlerken sıkmıyor. Bir fantazi ne kadar eğlendirebiliyorsa o kadar eğlendiriyor. Ve ne kadar katabiliyorsa, evrenin içine ne kadar sokabiliyorsa o kadar sokuyor. Ama bu normal bir fantazi değil ki. Bu yüzüklerin efendisi. Her şeyin çok iyi olması lazım ki insanlar kabul etsin, biz kabul edelim. Çıtası mübarek, arşa çıkmış bir yapıt. Az biraz alt katmanlara inince homurdanmalar başlıyor. Hele hele Lo'ra ekleme çıkarma yapınca garip kuraba şeyler ekleyince işler daha da değişiyor. Aslında geriye dönüp bakınca filmler içinde döneminde acayip laflar edildi. Sayanı söveni çok oldu sonrasında işler değişti ya. Acaba diyorum dizi içinde bu gördüğümüz kadar olan bölüme dair söylenceler zamanla değişecek mi? Hatta daha da abartalım. Tolkien'in kitapları yazdığı tarihte bu kitaplar eleştirildi. Edebiyat mı lan bu dedi birçok eleştirmen. Sonra ne oldu? Yağdır Mevlam Su der gibi eser kendi yolunu buldu ve kaçış edebiyatını gerçekleştirdi. Resmen mihenk taşı oldu. Tarihin içinde böyle örnekler gördükçe bir şeyler eleştirirken fanatizmimi bir kenara koymaya çalışıyorum. Uzaktan bakmaya, gelecekte insanların ne düşüneceğini düşünmeye çalışıyorum. Geriye dönüp benimle dalga geçsinler istemem. Şuna bak diziye kötü demiş ama kült olduğudaki kötü demiş olan kişi ben olmayayım. Gerçi böyle de dönemin ruhu yakalanıyor ya neyse. İşimize dönelim eleştirimizi yapalım. Bir fantaziyi fantazya yapan en önemli unsur tabii ki dönemin ve dünyanın karakterlere teması ve bu karakterlerin istikrarlı tutumlarıdır. Aslında Lord'a dediğimiz bu temel öz yıllar içinde kaynak kitaplara eklemeler, çıkartmalar yapılarak başka bir hal alıyor ve asıl eleştiri de tam bu noktaya yöneliyor. Lord'a ne kadar uygun sorusu da bin kere soruluyor. Güç Yüzükleri dizisi tam anlamıyla boşlukları doldurma amacı güden ne net olmayan meselelere dair söz söylemek isteyen bir dizi. Bu anlamda yaptığı işi olumlu buluyorum ama bazı noktalarda da işin cılkının çıktığını görmemek elde değil. Sadece karakterlerde değil, mekanlarda da abartılı şeyler var. Bölümler geçtikçe düzelecek hali de yok bunun. Artık böyle gider bu iş ve böyle gittikçe de orta dünyalı orundan uzaklaşır durur. Korkarım ki bir noktadan sonra da tam olarak başka bir şey denmeye başlar. Peki böyle bir diziyi kim izler? Yabancıların Newcomer diye söylediği yeni gelenler. Ama Yüzüklerin Efendisi için yeni gelen kaç kişi olabilir ki ve dahası Yüzüklerin Efendisi'ne Orta Dünya'ya bu yapımla girenler evren hakkında ne düşünecek? Michael Phelps gibi elf beraber deyip dolanmasalar iyi. Yahut ata binmek yerine onlarca kilometre yürüyen iki elfi bağırlarına basıp garipsemeseler. İmkansız gerçi bunlar ya da bana imkansız geliyor. Neyse, bu konuda çok da konuşmak istemiyorum. İşin erbabı olan abilerimiz konuşmuşlardır yeterince. Zaten video yapacağım diye onların videolarını izlemedim. Merak da etmiyor değilim. Gelelim dizinin bence iyi olan yanlarına. Ortam tasavvurları filan acayip iyi değil miydi? Uygunluktan bahsetmiyorum. Bazı yerler, bazı tasarımlar felaket hoşuma gitti. Bildiğin çıktısını al, duvarını as gibi yerler tasarlamışlar. Sinematografiye uydurmuş ve bizimle buluşturmuşlar. Yavan ve yapay da durmuyorlardı. Bu yüzden evreni adaptasyonum da daha kolay oluyordu. Makyajlar, kostüm tasarımları da harikaydı. Hatta biraz abartılı gelebilir ama kusursuzdu. Bu diziyi bir yerden ödül alacaksa kostümden alır. Zaten milyonlarca dolar yatırıp dandik kostüm hazırlasalardı rezil rüsva olurlardı. Dizinin müzikleri de güzeldi ama bazı noktalarda çok bağırınıyordu. Allah Allah dedim acaba eski filmlerde de mi böyle diyerek kendimi sorguladım. Hayır abi böyle değildi. Müzikleri tek başlarına dinlerim ama güzel müzik diye ver abi arkaya çalsın denmiş gibi geldi. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşünüyorsunuz. Size de fazla geldi mi? Az önce kostümden bahsederken cüceleri ve tabii ki hobbitleri de eklemek gerekir. Kapıdaki zırhlı cüceler ne ürperticiydi öyle. İçerideki hafif nüktedan yapıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Hobbitlerin başına yine talih kuşu düşüyor mübarek. Meteor abimizin kostüm tasarımı nasıl? Çıplak. Gayet iyi, gayet iyi. Çıplaklığı severiz. Bunların yanında dizinin bana korku filmi gibi hissettirdiğini de belirtmem lazım. Yüzüklerin Efendisi'ni küçük bir çocukken izlediğimde de bu etkiyi hissetmiştim. Şimdi de aynı hisse kapıldım. Misalen Galadriel'in kulaçla okyanusu döverken uğraştığı canavar beni acayip ürpertti. Daha doğrusu bilinmezlikti bu ürpertiyi veren. Sonra siyahi elfimizin orktan kaçarken kendini bir yere sıkıştırması, ne bileyim daha demin sözünü ettiğim nöbetçi cüceler filan sahiden ürper babam ürper diye diye bölüm sonlarını getirdim. Normalde SJV meselesini de konuşmak isterdim. Ne bileyim bilmem ne elf mi olurmuş, şöyle cüce mi olurmuş gibisinden konuşmak. Belki bir tarafı savunmak iyi olurdu ama abilerimize söz gelene kadar başka çarpıklıklar olduğundan konuşmaya gerek yok. Zaten biraz da bıktım ana meselenin kas seçimi olmasından. Dobby özgür olmak istiyor, Dobby lore konuşulsun, yüksek fantazyalar arşa çıksın istiyor. Tabi kas seçimi konuşmayacağız dedik de oyunculuklara girmeyeceğiz demedik. Oyunculukların hiçbiri gözüme batmadı. Hatta Durin bildiğin parıl parıl parlıyordu. Yine Elrond baba kendini bulmuştu. Meteor adam Gandalf'ı anımsattı, Galadriel'e bir tık uyuz oldum ama ilk bölümde kılıçtan geçirilen troll bile güzel oynamıştı. Bu konuda yapımı tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Sürekli söylediğim gibi yiğit ölecek ama hakkı da verilecek. Bu benim düsturumdur. Dizide bir başka eleştirmek istediğim noktada senaryonun ta kendisi. Fantazyalar DSX maşın olayını sıklıkla kullanırlar. Tabi eski fantazyalar bunu daha da sık yaparlar ve bu çağımıza geldikçe azalır. Hatta yok olacak seviyeye kadar da düşmüştür. Çünkü yeni okuyucu ve izleyici bundan pek haz etmez. Bu yüzden eski işleri okurken bir anda ortaya çıkıp olayları değiştiren karakterler gördüğümüzde günümüz yargısıyla yargılarsak olmadık hislere kapılabiliriz. Güç Yüzükleri dizisi de geçmişe dair bir eseri günümüze ait normlarla uyarlama çabasına girerken herhalde bu meseleyi gözden kaçırmış olsa gerek garip tesadüfilikleri olayların ana meselesi haline getirmiş. En basitinden dizinin hemen başında Galadriel'in denize atlamasıyla Meteormen'in dünyaya düşmesinin aynı anda olması. Sanki Meteor adam beklemiş beklemiş de başka diyarın kapıları açılırken ha tam bu zaman düşmeliyim ki Galadriel de yolunu bulsun demiş gibi. Aferin Meteor adam çok düşüncelisin ama sene 2000 22 olduğundan bu tesadüfilik biraz göze batıyor. Haberin olsun. Bu sahnenin devamı da sıkıntılı. Yüz babam yüzelim Galadriel'in okyanusun ortasında tam da bitkin düşmeye başladığında yıkık dökük sandalıyla gelen insanları görmesine ne demek gerekiyor? Bu durumda meteor adamdan halliceydi. Bu mu yani tüm senaryo kaliteniz? Valla beğeneyim diye zorluyorum. Hatta sırf bunun için zaten düşük olan beynimi düşürüyorum. Ama buna rağmen sınıfta kalan işlere imza atıyorsunuz. Okurken ağzımın suyu nasıl aktıysa izlerken de öyle olsun istiyorum. Ama sanırım bu gerçekleşmeyecek. Evet belki de çok erken konuşuyorum. Belki de sonraki bölümlerde birçok gelişme olacak. Ve bu dizi adını Efsane Yüzüklerin Efendisi içeriklerinden biri olarak tarihe yazdıracak. Ama bu saatten sonra da zor gibi. Ha izler miyim? İzlerim. İzlerken eğlenir miyim? Tabii ki eğlenirim. İlk iki bölümde de ayı gibi eğlendim. Ama aradığım şey ortalama izleyici eğlencesi değildi. Ortalama iş aramıyordum. İyi iş arıyordum. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi ise ne yazık ki ilk iki bölümüyle ortalama bir işten başka bir şey değil. Genel izleyici için nasıldır bilemem. Ona da onlar karar versin. Evet dostlar 3-4 dakikalık bir düşüncelerim videosu yapayım dedim. Galiba bu sınırı çoktan aşmışız. Neyse fazla olsun da eksik olmasın diyor ve veda diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.